Japonya tarihi boyunca pek çok tsunami felaketiyle karşılaşmıştır. Bu yıkıcı doğal afet, Japonların tarih boyunca en çok korktuğu olaylardan biri oldu. Özellikle 2011'de gerçekleşen 9 büyüklüğünde Tohoku depremi ve tsunamisi oldukça sarsıcı bir şekilde tüm Japonya'da hissedildi. 38 metre büyüklüğe ulaşan dalgalar Japon kıyılarını vurduğundaysa yıkımlar ortaya çıktı. Tsunami'den sonraysa oldukça ilginç ve garip olaylar gerçekleşti. İşte bu büyük tsunami sonrası ortaya çıkan garip olaylar ve sahillerde bulunan tuhaf canlılar. ...2011'de gerçekleşen tsunami pek çok garip şeyin kıyıya vurmasını da sağladı. Bunlardan biri de köylüler tarafından bulunan bu garip canlı. Bu canlı ilk bakışta bir taş kütlesine benzese de yakından bakıldığında bunun bir canlı olduğu anlaşılabiliyor. Köylülere göre bu beyaz bir balina. Fakat uzmanlara göre bu bölgede beyaz balina daha önce hiç görülmemişti. Bu balinanın tsunami sırasında okyanustan sürüklendiğine ve kıyıya vurduğuna inanılıyor. Tsunami, Japonya kıyılarını vurduktan tam bir yıl sonra Kanada sahillerinden birinde Harley Davidson marka bir motosiklet bulundu. Bu motosiklet akıntıyla birlikte Kanada'ya kadar sürüklenmişti ve plakası hala üzerindeydi. Peter Mark isimli adam kıyıda rastladığı motosikletin ilk başta fotoğraflarını çekmeye başladı. Ardından motosikleti incelediğinde plakasını görüp buradan sahibine ulaşabilmişti. Motosikletin tam bir yıl boyunca batmadan sürüklenmesi ve Kanada'ya ulaşması oldukça tuhaf ve garipti. Tsunami sırasında metrelerce yükseklikteki dalgalar önüne gelen her şeyi yerle bir etmişti. Fakat tsunami sonrası ortaya çıkan garip manzaralardan birisi de bulunan bu balıkçı teknesi. Tsunami sırasında denizde olan bu balıkçı teknesi metrelerce yükseklikteki dalgalardan etkilenmemiş ve denizin dibine batmamıştı. Üstelik bu tekne Japonya sahillerinde değil, Kanada'nın 210 mil açıklarında bulunmuştu. Geminin batmadan ve dalgalardan etkilenmeden bu kadar uzağa sürüklenmesi bu olayı gizemli hale getirdi. Japonlar bu gemiye Hayalet Gemi adını koydu. Çünkü tsunami'ye rağmen gemi hala sağlam ve ayaktaydı. Üstelik oldukça uzak bir yerde. Okyanusların çok azını bildiğimiz için içerisindeki tuhaf canlıların da hepsini tanımıyoruz. Bu canlıların bazıları tsunami felaketinden sonra Japonya kıyılarında görüntülendi. Ortaya çıkan bu deniz canlıları ilginç ve tuhaf şekilleriyle pek çok yerel insanı korkutsa da incelenmesi için uzmanlar tarafından toparlandı. İşte tsunami'den sonra radyasyon etkisiyle sahillerde ortaya çıkan birbirinden ilginç ve garip deniz canlıları. Tsunami sırasında zarar gören Fukushima nükleer santrali hem depremin hem de büyük dalgaların etkisiyle etrafa radyoaktif maddeler saldı. Bu radyoaktif maddeler de çevrede yaşayan pek çok canlının zarar görmesine neden oldu. Etrafa yayılan radyasyondan etkilenen canlılardan birisi de bu iki ağızlı balık. Ayrıca resimde gördüğünüz bulunan bu büyük balığın da radyasyondan etkilendiği belirtilmiş. Tsunami'den birkaç gün sonra Mart 2011'de fotoğrafta gördüğünüz deniz canlısı ortaya çıktı. Açıklamalara göre bu deniz canlısı tsunami'den sonra tuhaf sesler çıkararak suyun içinde çırpınmaktaydı. Bu canlıya dikkatli baktığınızda adeta bir köpek ve balık şeklinde tuhaf bir hayvan olduğunu görebiliyorsunuz. Oldukça ürkütücü. Bu fotoğraf ne kadar gerçek belli değil fakat pek çok insanı korkutmaya yetmiş durumda. Sahildeki bu canlı Photoshop mu yoksa radyasyondan etkilenmiş mi, orası tam anlamıyla aydınlatılmış değil. Bu tek gözlü balık da sahilde bulunan bir diğer ürkütücü canlı. Tek göze sahip bu balık tsunami'den sonra Amerika kıyılarına vurmuş. Bu balık adeta filmlerden fırlamış bir yaratığa benzemekte.